Kulağımdaki sesler. İşte Pocoyo, Eli ve yavru kuş. Merhaba. Merhaba. Eli bir kitap okuyor. Sen ne yapıyorsun Pocoyo? Yapacak bir şey bulamadın mı? Sıkılıyorum. Aa, öyle deme. Her zaman eğlenecek bir şey vardır. Oynayacak bir şey bulsana. Top oynamaya ne dersin? Oyna, 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 oyna! Vay! Sen ne dersin Eli? Top oynamak ister misin? O neydi? O sesi neyin çıkardığını Pocoyo'ya söyler misiniz? Çöp kutusundaki top! Top! Evet, doğru söylüyorsunuz. Ne kadar ilginç bir ses çıkarttı. Elinde ne var Pocoyo? Daha çok ses. Muhteşem! Harika! Biz de onlarla el çırpalım mı? Merhaba Pato. Gel birlikte patırtı yapalım. Uyumaya mı çalışıyordun? Çok sessiz olacağız. Eli, Pocoyo. Sizin müziğiniz güzel ve neşeli. Ama Pato uyumaya çalışıyormuş. Özür dileriz Pato. Aa, bakın. Bunlarla sessizce oynanır. Aa, Eli. Onu yapmasan. Aa, olamaz. Dur. Çocuklar. Pato'nun neden uyuyamadığını arkadaşlarımıza söyler misiniz? Gürültüden. Çok gürültü yapıyorlar. Çok ses çıkartıyorlar. Bak, bir daha olmayacak Pato. Sessiz sakin duracağız. O ne öyle? Bir radyo, telefon, televizyon, çamaşır makinesi, çalar saat. Bunlarla ne yapacak? Aa, olamaz. Pato'nun duyamayacağı kadar uzakta olabilirler. Aa, olamaz. Dinle Pato. Galiba yine aynı şeyi yaptık.
Zavallı Pato. Şimdi nasıl uykuya dalabilecek? Bu da ne? Ninni. Aa, anladım. Demek Pato'yu müzik eşliğinde uyutmak istiyorsunuz. Birlikte üçe kadar sayalım. Bir, iki, üç. Pocoyo! 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 Kusura bakma. Bu pek yatıştırıcı olmadı galiba. Ama onları suçlayamazsın Pato. Gerçekten denediler. Belki de sessiz oynamayı öğrenmek için yardım gerekiyor. Aa, orkestra şefi mi oldun Pato? Muhteşem. Ah, Pato. Pato. Artık uyumak istemiyor musun? Ah, hayır. Tamam. Yaşasın birlikte müzik çalmak. Yaşasın birlikte eğlenmek. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.